Ataspor TV'den herkese merhabalar. Bugün konuklarımız Amca Yeğen Başpehlivanlar, Şaban Yılmaz ve Özkan Yılmaz. Öncelikle Şaban Ustam hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar Nevzat Bey. Çok teşekkür ederim Ustam. Özkan sen de hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Nevzat abi. İyisiniz inşallah. İyiyiz çok şükür. Bugün antrenman da yoktu. Dinlenme günüydü bugün. Ramazan olunca antrenman programlarınızda değişiklikler olmuştur belki de. Nasıl antrenman yapabiliyor musunuz? Ya bu şu anki durumdan koronavirüsü sebebiyle Ankara'da çalışıyorduk ama Samsun'a geldik. Amcamla birlikte çalışıyoruz yine. Beraber şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şaban Ustam, sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor? Şükür Nevzat Bey, tabii bu virüs nedeniyle çalışma programlarımız değişti. Sizin dediğiniz gibi. Aynı zamanda Müslüman alemine Ramazan ayını tebrik eder, mübarek eyle Rabbim diliyorum. Biz 3 gündür antrenman yapıyorduk Özkan'la. Pazartesi, Salı, Çarşamba. Bugün de dinlenelim dedik. Vücut biraz 3 gündür yoğun bir şekilde yoruldu. Kuvvet antrenmanlarını evimizde geçirmeye çalışıyoruz. Koşuları yeğenimle beraber ormana gidiyoruz. Dün de kuvvet antrenmanı yaptık. Tabii ki dört dörtlük çalışamıyoruz. Şimdi ustam, Şaban Yılmaz'ı artık tanımayan yok ama videomuza yağlı güreşle ilgisi olmayan insanlar da denk gelebilir. Şaban Yılmaz'ı biz kendi ağzından kısaca bir tanıyabilir miyiz? Güreşe kaç yaşında başladı? Başarıları nelerdir? Kaç yaşındasın? Dünden bugüne kısaca bir Şaban Yılmaz'ı senden dinleyelim. Ben 20.05.1977 Samsun doğumluyum. Benim güreşe başlama sebebim babam düğün güreşlerine götürüyordu beni, Karagucak güreşlerine. Ve çeşitli buralarda Samsun'da güreşlere katıldım. Sonra babamın desteğiyle annemin, babamın bugünlere geldik ama ben çok yoğun bir şekilde yapmıyordum bu güreş sporunu. Sonra köyde derken, askerlik derken askerlik geldi. Askerden sonra Allah razı olsun Vedat Ergin ustamızın yanına teşvik ettik. O da bizim elimizden tuttu. Bugünlere gelmemizin sebebi önce Allah sonra Vedat abi diyoruz. Kırkpınar'da ve Minder'de de derecem var benim. Yaşar Doğu turnuvasında 2 sefer ikinciliğim, üçüncülüğüm var. Kırkpınar'da ilk 2003'te başpehlivanlığa güreşmeye hak kazandım. Sonra o sene ben final yaptım. Sayın Kenan Şimşek'le, başpehlivan abimizle. Ve ondan sonra çeşitli derecelerimiz geldi. Şükürler olsun. 7-8 tane derecemiz var. Final, kemer derken bunları anlatırız ilerleyen vakitlerde inşallah. Ustam bu arada dün doğum günümmüş o zaman. Seni de doğum gününü kutluyoruz. Yeni Allah yaşında razı inşallah olsun. sağlık, mutluluk ve başarılar seninle olsun. Özkan seni de Allah senden razı olsun. dinleyelim. Nevzat abi ben 1993 Samsun doğumluyum. Güreşe 13 yaşında başladım Samsun'da burada. Tabii önümüzde örnek amcamı alarak. 2 yıl burada Samsun'da yaptım. Sonra liseye başlayacağım zaman amcam beni Ankara'ya götürdü. Yanına aldı orada. Orada kulübe yerleştim. Ve kulüpte devam ettim. Halen Ask Spor Kulübü'ndeyim. Amcamla birlikte. Ya yani o zamandan bu zamana Ankara'dayım. Devam ediyoruz şu an işte. Ya 13 yaşında başladım güreşe. Bu arada izleyici sorularımız geldikçe izleyici sorularımızı da hanginize soru gelirse onu ileteceğim. Orhan Kenan'dan bir soru var.
Kolay gelsin. Şaban Yılmaz sahada hakemlere çok itiraz eden bir güreşçi. Acaba bir gün kendisi de hakem heyetinde görev almak ister mi, sorar mısınız demiş. Güreş hakemi olmak ister misin ustam kariyerden sonra? Ben kardeşime o güzel sorusundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben şu anda düşünmüyorum. İleride de düşünmeyi istemiyorum. Yani çünkü haksızlığın yanında biz mücadelemizi veriyoruz. Ben haksız yere tartışmıyorum. Ben çünkü Muğla güreşinden girsek orada Ali kardeşimle biz sahada rakibiz ama dışarıda dostuz. Yani çok konuşulacak şey var. Ben ufak bir gireyim isterseniz. Orada bizim güreşimizin o seviyeye gelmesi hakemlerdir. Tabii ki benim hala yeğenim de bilir, arkadaşlarım da bilir. Benim kaval kemiğimde, kemiklerimde şişlekler oluştu vurmaktan. Bu da neden oluyor? Ben tırpanı 43 yaşındayım. Baş pehlivanız. Yıllardır ezile ezile geldik bu seviyeye. Tabii ki baş pehlivan olmak kolay değil. Muğla'da güreş esnasında Ali kardeşimiz bize darbe atınca biz dağıttık. O dağıttı derken hakemler işi bilmemezlikten o seviyeye geldi. Ben seyirciden özür diliyorum tabii ki. Bana bir kule hakeminin ve baş pehlivan hakem bu. Yani dedi ki Şaban dedi hakkını helal et. Biz dedi bu işi yapamıyoruz dedi. Ben de dedim ki usta sen böyle dersen ben sana hakkımı helal ediyorum. Diğer hakkımı helal etmiyorum dedim. Ve bu gerçekten kanayan yara. İşi ehline ver demişler. İşi ehlinde olduğuna inanmıyorum. Biz niye orada arkadaşımızla beraber birbirimize vuralım, darbe atalım? Ben ekranlarda akrabalarım olsun, anne baba olsun, Ali'nin akrabaları olsun, annesi olsun. Şunu söyleyeyim, bu seviyeye gelmelerinin sebebi hakemlerdir. Hakemler işi bilmiyor. Şunu da söyleyeyim, orada o hakemin bana demesi, kule hakeminin hatta demesi gerçekten güreşin düştüğü durumu gösterdi. Ve tırpanı benim bildiğim tırpan, bilmiyorum ben köyde yetiştim. Tırpan oyunu boşa dememişler. Yani tırpan öndeki bacağı kestirmece atılır. İçerideki kemiğe takır 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 vurulmaz. Yani bunu Ali Rıza'nın maçlarına baksınlar. Ali Rıza Kaya nasıl tırpan atıyor? Gerçek tırpan budur. Minder'de şimdi hayal edin bakayım. Kaval kemiğine kütür kütür vurduğunu rakibin nasıl ihtar verir? Dışarı diskalifiye olurlar. Yani güreşi bilmeyenler yönettiğine inanıyorum. Tabii ki hepsi değil. Hepsi değil yani. Ben Şimdi bunu bu şöyle de örnek vereyim. buyur ustam devam et. Ben şöyle bir örnek vereyim. Gerçekten yoğun bir tepki alıyoruz bu konuda. 2 yıl veya 3 yıl önce Özkan'ın maçı vardı. Ben de kenardan izliyordum kule hakemliğinin yanında. O çocuk da bizim, Özkan da bizim. Özkan bir pozisyona girdi. Büyük ortada güreşiyordu zannetmiyorsam. Pozisyona girince çok hızlı bir şekilde bir oyun teşvik etti. O esnada inanın hepimiz Özkan yenildi, yendi, yenildi, yendi ve orada bir tane kule hakemi vardı. O dedi ki, bakın dedi arkadaşlar izleyelim bunu. Özkan oyunu yapan Özkan dedi. Ben onları dinliyorum aşağıda. Tamam mı? Yani bunu ondan sonra ve ben yaşadığım için anlatıyorum bunu. Bizzat yaşadım ben bunu. Sonra kemer almış ve o itiraz eden de kim biliyor musun? Vedat Ergin. Vedat Ergin ustamız orada olmazsa Özkan'ı orada harcıyorlar, yiyorlar yani. Ve bir sene emeğe gidiyor. Sonra pozisyonu izlediler. Hakemin biri geldi yanıma ne dedi biliyor musun? Ve kemer almış. Baş pehlivan bu hakem, kula hakemi.
Şaban dedi, kamerayı izlemesek dedi, Özkan'ı yenildi gördük biz dedi. Kamerayı izledik dedi, Özkan dedi, bizi de kurtarmışsın vebalden sen dedi. Ve Vedat Ergin dedi, bizi de kurtarmış dedi. İnan dedi, oyunu yapan Özkan'mış dedi, biz nasıl fark edemedik dedi. Ya bunu göremiyorlar abi, göremiyorlar. Yani inanın, biz bir süre önce kura vardı. Eldeki çekilen kura, böyle ufak ufak çubuklarda rakamlar yazıyordu. Ve kul hakemi geldi benim yanıma, diyor ki ya Şaban Yılmaz nerede diyor, geldi mi diyor sahaya diyor. Ya beni bana, yani böyle hakemler bizi yönetiyor. Yani biz nasıl kızmayalım, biz nasıl itiraz etmeyelim. Yani daha konuşuruz inşallah. O sorusu için çok teşekkür ediyorum Orhan kardeşimize. Ustam şimdi baş pehlivanlarımız var, pehlivanlarımız var alt boy, basınımız var, ağımız var, yağlı güreşte davulcularımız, zurnacılarımız var. Ama maalesef işini yapamayan ya da işi konusunda yeterli bilgiye en sahip olmayan kesimler benim görüşüme göre de hakemler. Bu hakemler nasıl daha kaliteli hale getirilir, nasıl yağlı güreşe layık şekle getirilir? Senin bir çözüm önerin var mı? Var tabii, niye olmasın? Yani biz ben Vedat Ergin abinin, ustanın yanında yetiştim. Gerçekten bu işin profesörü derim. Tabii ki Ahmet Taşçı da bu işin profesörü. Ahmet Taşçı'ya da selam ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi ben bu yaşıma kadar iki tane yağlı güreşin kurultayına katıldım. İki kez, iki kez. Ve daha çok da olurdu, gitmedim. Ve kardeşim, Nevzat kardeşim, gittim, ben mikrofonu elime aldım. Bazı sorunları dile, hepsi boşa. Konuştuk, konuştuk, evimize geldik. Konuştuk, konuştuk, evimize geldik. Bu iş nasıl düzelsin? Bir Şaban Yılmaz'ı, bir Recep Kara'yı, bir Ali Gürbüz'ü, Orhan'ı, bunların düşüncelerini almazsan veya bütün baş pehlivanların düşüncelerini almazsan nasıl düzelir? Bildiğinden şaşmıyorlar. Yani şimdi şöyle bir şey, sakın yanlış anlama, dost acı söyler. Bir federasyon olarak yağlı güreşe nasıl önem veriliyor? Bunu, çünkü yağlı güreşe önem vereceksin ki verimli olacaksın yani. Bu arada ustam sen lafını sakınmayan bir baş pehlivansın. Bir Evet, zaman evet. cazgırın bile elinden mikrofonu alıp sesini duyurmak Evet. için her ortamda, her Evet. platformda gayret eden bir baş pehlivansın. Bu bazılarının hoşuna gitmiyor mu? Neden federasyona yakın insanlar güreş tertiplediği zaman Ankara'da Asat'ın hatta düzenlediği güreşe senin Asat yanlış kullandım. Ankara Büyükşehir Karabük. Belediyesi Karabürçek güreşlerinde senin çağrılmaman, yani Şaban Yılmaz'ın bildiğinden dönmeyen, doğru söylediğinden şaşmayan bir baş pehlivan olması birilerinin hoşuna gitmiyor mu sence? Tabii ki gitmez. Doğruları söylüyor. Ben 21-22 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde sporumu teşvik ediyorum ve orada 5 yıl ben kulüp ortamında aynı odada kalmış biriyim ben. Orada yetiştim ben. Allah razı olsun. Ankaralılardan da Allah razı olsun. Bizi sahiplendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız, şu an Mahsur Yavaş, kulüp başkanımız Yüksel Bey ve kulüp genel koordinatör Emre Bey bize yoğun ilgi gösteriyor. Şimdi şöyle bir şey, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir baş pehlivanı olarak, altın kemerli bir baş pehlivanı olarak ilçesi Altındağ Belediyesi'nin güreşine neden gidilmiyor? Onu da oranın güreş organizatörüne sorulmasını istiyorum. Ben organizatörle konuştum. Aramızdaki sorunu da çözdüğüme inanıyorum. Ve bir daha da böyle bir şey yaşanmasını istemiyorum. Bizi orada Ankaralılar bekledi. Sadece Ankaralılar değil, Çorum olsun, Türkiye'nin çeşitli yerine, Samsun'dan bile bizi izlemeye geliyorlar oraya. Ordu'dan bile geliyorlar bizi izlemeye. Tabii ben orada güreşmek isterdim ama bu organizatörün suçu diye düşünüyorum ben.
Biraz da Özkan'a döneyim. Özkan, Şaban Ustam nasıl bir insandır? Hem usta olarak hem amcan olarak. Bize Şaban Usta'yı en Evet. yakınındaki insan olarak sen bir anlatır mısın? Şimdi ben zaten güreşe başladığımdan beri amcamın yanındayım. Tabii ondan önce de aynı evin içindeydik. Tabii amcamın yanında yetiştim, büyüdüm. Amcam Ankara'ya gittiğinde tabii bayramlarda amcamın yolunu gözlüyorduk. Hani bayramda gelsin diye Ankara'dan. Gelirken de bize hep çikolata getirirdi. Oyuncaklar getirirdi. Ben de bir an önce büyüyüp amcam gibi güreşçi olmak istiyordum. Hani beni güreşe eden, güreşe istek, güreşe böyle başlama vesile olan amcamdı zaten. Hani sonra Ankara'ya gittim. Ankara'daki yaşantım boyunca da amcamın yanındaydım. Tabii güreşlere beraber gidiyoruz, beraber yolculuk yapıyoruz. Her anımız beraber geçiyor. Hani şimdi hangi yönünü anlatayım Nevzat abi? Hani sen sor, ben söyleyeyim sana. Örneğin çalışma disiplininden bahsedebilir misin? Yani sert midir? Sen bir şeyi Evet. öğrenmediğin ya da yapamadığın zaman ya da öğrenmekte zorlandığın zaman tepkileri nasıl olur ustamın? Şimdi onu öğretir başımdan ayrılmaz. Hani bir şeyi ben yapana kadar, yanlış yaptığımda onu doğru yapana kadar başımdan ayrılmaz. Onu bana doğru olanı göster bana er ya da geç. Yani antrenmanlarında tabii ki de disiplinlidir. Şimdi ben Ankara'ya gittiğimden beri yanındayım. Nereden baksan 12-13 yıl oldu. Bir gün antrenmandan fire verdiğini bilmem amcamın. Beslenmesinden de fire verdiğini bilmem, dinlenmesinden de. Ya yani antrenmandan sonra herhangi bir yere gittiğini bile bilmem kadar. Yani zaten Antrenmandan bu sonra, disiplinde. evet, Evet, dinliyorum Özkan. antrenmandan sonra yemeğini yer ve dinlenir. Hani başka bir şey hayatta düşünmez. Ya o Zaten da bu yaşta bu kadar büyük başarılarda bu şekilde geliyor. Seni dinlemeye devam ediyorum Özkan. evet. Ya bu da başarıyı getiriyor. Şimdi geçen yıl Kırkpınar'da final yaptı. Yani bu 43 yaşında kolay kolay bir başpehlivan final yapamaz yani, benim görüşüm Kırkpınar'da. Yani bir önceden Ahmet Taş'tı ve şimdi de amcam var mesela. Yani 43 yaşında final yapmak bence hiç kolay olmaması gerekir yani. Kolay değildir. Ya çünkü bu da disiplinden geliyor, çalışmadan geliyor. Ya bu yaşta bile beraber antrenman yapıyoruz ama her şeyi, ya ben kaç sayı yapıyorsam bir hareketi, o da benden fazlasını yapmaya çalışıyor. Yani bu yaşta bile o kadar çalışıyor. Şimdi Orhan Cem Gülen ve Doğan Sezai Solmaz Pehlivan Magazin sorularını Şaban abiye sorar mısın demişler. Şaban Ustam'la inşallah Pehlivan Magazin programını yapacağız. Gerekirse canlı bağlantıyla yapacağız. O zaman soracağız bunları. Kamil Dağlı, Şaban Yılmaz abi, Peşref sevgisi nereden geliyor? Teşekkür ederim. Sevgiler Bursa'dan demiş. Şükrü Seven, Şaban Pehlivan, Özkan Yılmaz, Samsun'un gururudur. Adam gibi adamlar demiş. İnşallah güreşten sonra da milletvekili olarak görmek istiyoruz demiş yine Şükrü Seven. Enes Yüksel'in Ramazan kutlaması var. Altan Özcan, Cengiz Han Türkoğlu, Mehmet Akif Ersoy ve yine Doğan Sezai Solmaz'ın soruları var. Ustam gerçekten seni çok fazla seviyorlar. Özkan'ı da çok çok seviyorlar ve çok geliyor. Şimdi Şaban Ustam sana sormak istiyorum. Öz nasıl bir çırak? Nasıl bir öğrenci? Çünkü o da Şimdi çok başarılı oldu. Nevzat Bey, ben Özkan'dan sonra ben 3-4 tane yeğenimiz, uzaktan olan yeğenim olsun, Özkan'ın kardeşi olsun, ben Ankara'ya götürdüm. Ve gönül ister ki burada 25-30 tane çocuğu orada sahipleneyim. Ama olmuyor. Gücümüz onu bugünlere yetti yani. Ben Özkan'ı bir gün anımı anlatayım size. Özkan'la bir aynı odada kalıyoruz kulüpte. Şöyle bir gün yatıyorum ben abi. Küçük çocuklar da var, çıraklar da var. Zaten zincirleme, yani biz usta oluyoruz, çıraklar geliyor. Özkan usta oluyor, çıraklar geliyor.
Böyle bir spor bankası gibi bir yerde yetiştik biz Ankara'da. Bir gün böyle yatıyordum. Beni uyuyor zannetti Özkan. Küçük çocuklar böyle az bir şeyle Özkan'ın yanına geldi. Özkan seviyor onları. Ve şu çok hoşuma gitti benim. Yani inan dedi ki alın şu harçlığınızı dedi. Gidin çikolata alın kendinize bir şeyler alın deyince ben tamam dedim yani. Bu çocuk tamam dedim. Yani güreşçi de olmasa biz abi önce insanlık, o çocuklara onun davranması gerçekten beni çok duygulandı. Her an aklıma geldiğinde de duygulanıyorum. Ben Özkan'la şöyle, biz Özkan amca yeğen değil, böyle aynı evde yetiştik kardeş gibi. Yani anne baba hala da biz biriz abi. Yani anne babamız, kardeşlerimiz aynı kat şeyde oturuyoruz. Özkan disiplinli, gerçekten zeki. Bunu 2019 güreşlerinde de gösterdi Kırkpınar'da. Gerçekten çok sabırlı ve şöyle çok hoşuma gidiyor. Antrenman yapınca kaytarmıyor. Kaytarsa zaten kaytardığı zaman bizim yanımızda barınamazdı. Kim olursa olsun bizim işimiz gerçekten peygamber sporu, ata sporumuz. Kim olursa olsun, kardeşim olsun, kaytarınca benim bir şeyim var, düzenim var. Kaytarınca ben kesinlikle ben onunla ilgilenmem. O beni kazlayacak ki bir yerlere gelelim. Ben onu moral, motivasyon bir yerlere gelelim. Mesela koşuya gideriz biz. Koşuda dönme yeri vardır. Eğer o dönme yerinin viraj mesela erkeninden dönsün ben koşuyu saymam. Saymam yani. Ben Özkan inşallah bak olumlu mesajlar alıyoruz. Allah razı olsun. Bizi destekleyenlerden, Türkiye'nin her tarafından, Samsunlulardan, Antalyalılardan, Balıkesir, bütün Türkiye'nin illerinden, ilçelerinden bizi destekliyorlar. Ben Özkan'a yaşantımla örnek oldum. Allah nasip ederse inanıyorum ki o sahada ona altın kemeri Cenab-ı Allah tattıracak bu düzende giderse Allah yolunu açık etsin. Bunu diyorum yani. Özkan, ustamın sana inancı çok fazla. 26 yaşındasın. Evet. Şimdi bir jenerasyon var. Çok başarılı bir jenerasyon var. İşte Ali Gürbüzlerin, İsmail Balabanların olduğu, Orhan Okulların, Mehmet Yeşileşillerin. Bu jenerasyon zamanını tamamladıktan sonra bir arkadan gelen başarılı jenerasyondasın. Yani altın kemer şansını nasıl görüyorsun? Yani Özkan Yılmaz olarak ben bir gün o kemeri alacağım inancın tam mı? Ya abi şimdi önceliğim geçen yıl 2019 yılında baş pehlivan olmaktı. Baş pehlivan oldum çok şükür. Yani hamdolsun. Bundan sonraki hedefim de altın kemere ulaşmak. Yani bu her baş pehlivanın bir hayalidir. Ve ben de inanıyorum ki mesela, inanıyorum ki kendime ve o yolda canla başla mücadele edeceğim Allah'ın izniyle. Çünkü istiyorum yani ben de amcam gibi o altın kemeri Samsun'a getirmek istiyorum. Onun için çalışıyorum. Şimdi çalışmama da her zaman devam edeceğim yani ulaşana kadar Allah sağlık sıhhat verdikten sonra ya başarılmayacak bir şey yoktur. Ya ben inanıyorum yani Allah'ın izniyle. Çünkü Arkadaşlar evet. çok fazla soru geliyor. Özkan, bir sözünü keseceğim. Cengiz Han Türkoğlu'nun sorusu var. Baş pehlivanlar iyi kazanır mı diye sormuş. Şükrü Naldemirci sormuş Özkan sana. Hiç amcanla bir maçta kol bağladın mı? Kıran kırana maçta amcanı yenebilir misin diye sormuş. Şimdi bu güzel sorular için teşekkür ediyorum. Amcamla geçen yıl karşılaştık ama şimdi ben Kırkpınar'dan sonra Nevzat abi Kırkpınar'dan önce Kumluca'da birinci oldum. Kırkpınar'da da çok şükür birinci oldum. Ama Kırkpınar'dan sonra ben hemen gelir gelmez dinlenmeden askere gittim. Ya askerde antrenman yapamadım. Askerden sonra da benim Ekim'de düğünüm oldu. Düğün hazırlıklarım falan vardı benim.
ve antrenmanlara falan kendimi veremedim. O yüzden formumda düşüklük oldu benim kırpmalardan sonra. Şimdi amcamla da düştük tabii ki. Ya amcama ben kıyamadım hani. Şimdi resmi müsabakada kıyamadım amcama. Ben burada O da devreye bana girebilir miyim kıyamadı. Nevzat Hanım? O da bana kıyamadı. Amcam geldi. Ben devreye girebilir miyim Karşılıklı burada? konuşun. Tabii, karşılıklı konuşun. Şimdi yok Nevzat Bey, şimdi şöyle bir şey. Biz bu kışın benim ekip arkadaşlarım var. Murat Gençtürk ve aile dostum, can dostum Murat Gençtürk. Ve şöyle konuşmamız oldu. Geçen yıl geçti dedik. Ben yoğunluğumu Ankara'da geçirdim bu kışın. Gerçekten bu yazın çok farklı olacaktı. Ve dedim ki Kumluca yerine inanın Kırkpınar ayarında hazırlık yapacağız dedik. Üçümüz konuşuyoruz. Özkan, Murat Gençtürk, ben. Şöyle tut ki Özkan'la düştük kafadan. Gerçekten sıkı maç yapacaktık. Niye? Kırkpınar'a yatırım, Edirne'ye yatırım olarak yapacaktık. Tabii ki biz sahada yapacağız. Seyirci mümin olsun. Yani yapacağız. Allah'ın izniyle Özkan Yılmaz'la bakalım nasıl geçecek maçımız. Ben de merak ediyorum. Şimdi ustam, ben çok eski ustalarla da konuştuğum zaman 40 yağlı güreş geleneğinde çırağın ustaya sıkı güreş yapması ayıp karşılanıyor. Yani çırak ustasına sağlam güreş yapamıyor. Sen Özkan'a bu hakkı veriyor musun? Yani büyük güreşlerde Özkan sana sıkı güreş yapabilecek mi? Ya şimdi biz gerçekleri konuşacağız bugün yayınımızda. Örnek olacağız. Şimdi şöyle Kırkpınar'dan önce biz Özkan Yılmaz'la tut ki Samsun'da güreşte düştük. Kırkpınar'dan önceyi diyorum. Yapacaktık. İnan yapacaktık. Yani niye? Yensek de yenilsek de Kırkpınar'a iyi hazırlanmamız lazım. Kırkpınar'dan önce benim tavsiyem sıkı güreşler daha çok olur. Yani o anki atmosfere bağlı Nevzat Bey. Şimdi büyük güreşlerde ben iki tane puanlama yemişim. Yeğenime düşmüşüm. Tabii ki yeğenim gidecek öbürlerini yenmeye çalışacak. O iki tane puanlama yemiş. Sonra beni kurağa çekmiş. Ben gideceğim öbürlerine rakiplerimize orada birincilik almak için mücadele verecek. Biz artık Özkan Yılmaz'la ekibiz, rakibiz. O da benim üst senem kaldı. Bu seneyle beraber üst senem kaldı. Allah'ın izniyle şöyle de diyorum ben. Özkan Yılmaz 2020 değil de 2021'de daha farklı olacağını. 2020'de bak geçen senekiyle bu seneki Özkan Yılmaz çok farklı. Ben geçen ikimiz bir kez kısmet giydik. Yalan yok. Giydik. Baktım ki artık batmaya başlamış. Baktım ki mindere bizi bayağı hırpalıyor minderde. Dedim yavaş yavaş remine geliyor. Ben remine gelince Allah'ın izniyle boşa demiyorum. Kırkpınar'da onu inşallah kemerli omuzlarda taşıyacağımıza inanıyoruz yani. Yani Özkan, Özkan'dan bekle. kemer Yılmaz'ın olsun, adı Şaban olmuş, Özkan olmuş fark etmez diyorsunuz. Ya, Ben hak bunu anladım. edenin olsun abi. Hak edenin olsun. Cenab-ı Allah kime nasip ettiyse, Rabbim kime nasip ettiyse o alsın. Boynumuz kıldan ince. Rabbimizin eve vermezse zaten yaprak oynamaz. Şükrediyoruz. Her zaman şükrediyoruz. Ben sizi ilk 2015'te canlı Kızılcahamam güreşlerinde izlemiştim. İkiniz de orada final yapmıştınız. Şaban Ustam kazanmıştı, birinci olmuştu. O zaman Özkan da büyük ortadaydı. Dündar Şan'la final yapmıştı. Ve orada inanılmaz bir ortam gördüm. Yani Kızılcahamamlılar sizleri öyle bir bağrına bastı ki ben bir hafızamı yoklamak zorunda kaldım. Yani bu adamlar gerçekten Samsunlu mu, Kızılcahamamlı mı diye. Yani sizi bir Kızılcahamamlı gibi seviyorlardı. Belki Kızılcahamam için de bir şeyler söylemek istersin ustam. Tabii ki söylemem mi? Kızılcahamam bizim
Evimiz desek yeri var. 15 yıl kamp yaptım ben orada bir fili. 15 yıl halkla hep iç içe olduk. Değerli geçmiş dönem başkanımız Coşkun Ünal Başkan ve yanından Nur abi vardı. Bünyamin kardeşimiz vardı. Bütün halkı biz seviyoruz. Orada bizim çok günümüz geçti. Mesela rahmetlik Yeşil vardı. Bize derelerden, ırmaklardan balık tutup yediriyordu. Allah nur içinde yatırsın. Ben sizin hatırlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle çok selam ve saygılarımı sunuyorum. Ramazanlarını kutluyorum. Allah razı olsun Kızılcahamam halkından, insanlarımızdan. Çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yine bir soru var. Onu da sorayım. İkiniz haricinde yani baş pehlivan olarak en beğendiğiniz baş pehlivan, güreşin en beğendiğiniz baş pehlivan kim ustam? Özkan haricinde bir isim. Ben Recep Karay'ı beğeniyorum. Güreşini ahlaki yönden de arkada. İnşallah kendisi spor daire başkanı da oldu Ordu'ya. Verimli de oluyor, takip ediyoruz. İnşallah onu daha iyi yerlerde görürüz. Çünkü artık içimizden birisi bir yerlere gelsin ki işi eline verilsin diye inanıyorum. Tabii şeyde de Spor Bakanlığımızda da Hamza Ellikaya var, Ercan Yıldız gibi abilerimiz var. Yani geçen bir yarışma oldu, Peşref yarışı. Özkan'la karar aldık. Yani dedi ki Özkan bana, amca dedi, artık yeniler dedi, Peşref'te yarışsın dedi. Sen dedi, katılma dedi. İkimiz istişare yaptık, katılmadık. Oranın jüri üyesi kimlerdi? İşi ehline verilen şampiyon arkadaşlarımızdı. Şampiyon ve güreşin içinden gelen, mayasından gelen abilerimiz, kardeşlerimizdi. Artık sporcunun önünü alsınlar ki bir yerlere gelsin, sporda zirve yapsın diyorum. Yani bunu söyleyebiliyorum. Özkan, senin amcan Yenilerde... dışında en sevdiğin baş pehlivan kim? Şimdi güreş stili olarak bana en teknik gelen pehlivan iki isim var. Fatih Atlı ve Serhat Gökmen. Bunların yağlı güreşteki teknikleri falan çok hoşuma gidiyor. Çünkü güreşi biliyorlar. Recep abinin önceki dönemlerde o tek dalışlarını, güreş stilini çok beğeniyordum. Recep Kara Usta'nın. Anladım. Şaban ustam, istemeden lafını kestim. Programı kapatmadan önce ustam serbest, ne konuda söylemek istersen, gündem olur, yağlı güreş olur, hakemler, federasyon, istediğin gibi senden bir serbest atışı bekliyoruz. Ya ben ne diyebilirim ki yani bu Cenab-ı Allah dünya genelinde hastalık verdi bütün dünyaya, ülkemize. Tez zamanda kurtuluruz inşallah. Tabii ki bunu da şer gibi gözüken hayır olur inşallah. Yani dünyada zulüm gören Müslümanları bundan 5-6 ay önce çok gündeme geliyordu. Gerçekten o çocuklarımız ve yavrularımız, Müslüman kardeşlerimiz, bacılarımız çok zulüm görüyordu. Allah birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmasın inşallah. Ya hiç unutamıyorum o yavrular, anne gidelim, cennete gidelim de anne karnımız doysun diyorlardı. Yani bir çocuğumuz diyor ki Allah'a şikayet edeceğim sizi diyordu. Bu nusibetler boşa değil Nevzat Bey. Yani inşallah Rabbimiz bizleri affeyler. Ne diyelim yani güreş konusundan çıktık ama bunları da dile getirmek mecburiyetinde duydum. Ben şunu söylemek isterim. Biz yaklaşık 6-7 aydır çalışıyoruz. Basketbol noktayı koydu, sezonu kapattık dedi. Futbol birkaç hafta yapacağım, ondan sonra kapatacağız dedi. Bizim de federasyon olarak noktayı koymasını istiyoruz. Geçenlerde Allah razı olsun Sayın Seyfettin Selim Kırpınar Güreş Ağamız, buradan da selam yolluyorum. Dedi
yapmak için her mücadeleyi vereceğiz dedi. Allah razı olsun. Ama buna bir nokta koyalım da biz de kendimizi ona göre hazırlayalım. Yani inan ha, yarın antrenman yapacağız, bir gün yapacağız, bayramı birinci gün dinleriz, ikinci gün tekrar antrenman yapacağız. Sporcu, gerçekten sporcu gibi düşünmelerini istiyoruz. Çok zor günlerden geçiyoruz. Bütün salonlar kapalı ve tut ki bir ay sonra, 2 ay sonra Kırkpınar olacak. Güreş yapmamış nasıl Kırkpınar'da verimli olacak bir pehlivan veya seyirci nasıl göz zevkine orada çatır çatır güreşler izlemek istiyor seyirci. Kırkpınar olacak diyelim, Kurtdere olacak, Elmalı olacak. Yine zevk olmaz bunun. İnşallah tez zamanda kurtuluruz da yani benim görüşüm Eylül-Ekimleri bulmaması lazım bu. Ağustos'un başı veya Temmuz'un sonu olacaksa olsun, olmayacaksa noktayı koymalarını istiyoruz. Tabii ki bu hastalık nedeniyle olmayacaksa olmama taraftarıyız. Ama hiçbir şey yok ortamda, yapılacak desinler, yaparız, hazırlanırız. Tabii ki bunu diğer belediye başkanlarımız da güreşleri yapmaları taraftarıyız. Çünkü hazırlanacağız. Biz şimdi bütün pehlivanlar 4-4'lük hazırlanamıyor. 4-3'lük hazırlanıyor. Kuvvet koşu var, güreş antrenmanı yok. Eksik var. Bunu da güreş sezonu açılacak ki piyasada vücudumuzu hazırlayalım. Yani böyle Kırkpınar'a girersek zaten olamayız biz. Özkan, senin de son düşüncelerini alayım. Evet. İzleyicilerimizle paylaşmak istediğin ya da yağlı güreş ve koronavirüs gündemiyle ilgili söylemek istediğin her şeyi Evet. alayım senden de. Şimdi Nevzat abi amcam gerekenleri zaten. Hani şu an bir kararsızlık. Hani ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Çalışma tam dört dörtlük çalışamıyoruz. Eksiklerimiz var. Hani Allah bir önce şu hastalık gider de ülkemizden ve tüm dünyadan. Herkes normal hayatına devam eder. Normalleşir her şey ve güreş sezonu açılır diye ümit ediyoruz. Ama şu an görünen o ki bu biraz zaman alacak. Biz vizyonumuzun hani bu dönemde bir açıklama yapmasını, hani buna bir kesinliğe kavuşturmasını bekliyoruz. Çünkü ona göre bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Çünkü şimdi profesyonel bir sporcuyuz. Ona göre hazırlanıyoruz, çalışıyoruz. Hani ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Hani kararsızız bu konuda. Ümit ediyoruz ki hani bir an önce düzelir, biz de yolumuza bakarız. Hani büyük güreşler olsa bile hani nasıl olacak? Hani seyircisiz yapılabilecek mi? Hani o kadar büyük güreşte seyircisiz ne kadar zevkli olacak? Hani nasıl olacak? Biz de bilmiyoruz yani. Bir haber bekliyoruz hani. Ve Şimdi bizi izleyenler, destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdikten hepsinin Ramazan bayramını kutluyorum. İnşallah dualarımız kabul olur ve her şey normalleşir diyorum. Şaban Ben Usta'm şunu eklemek istediğim bir söylemek şey istiyorum. var. Buyur. Var şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz şükürler olsun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işimiz gücümüz var. Bu güreşlerden geçimini sağ arkadaşlarımız var, çıraklarımız var, kardeşlerimiz var. Bunu tespit edip federasyon olarak tespit edip federasyonu el atmasını istiyoruz. Şu an güreşler malum olmuyor. Buradan Musa Aydın'a selamlarımı yolluyorum. Bunun çalışmasını yapılmasını istiyorum. Yani evine güreşlerden her hafta gidip oradan yolluğunu, ödülünü alıp ekmek götüren insanlarımız var. Biz de öyle. Tabii ki Rabbimize şükürler olsun. Bu seviye peygamber sporu, atasporu sayesinde geldik. Bu işi gücü olmayanları tespit edip bizim de ne katkımız olursa her zaman arkasında dururuz. Federasyondan bunu istiyoruz. Bana sorabilirler, çalışma yönünde niye Samsun'da hazırlanamıyorsun? Burada arkadaşlarımız var. Fatih Atlı var, Bayram Ertan var, ustamız. Onlarla kışın ara ara zaten minder antrenmanı da yaptık. Şimdi şöyle bir şey. Yani Şaban Yılmaz'ı herkes
şöyle bilmesini istiyoruz. Biz lafımızı esirgemeyiz. Spor şehri diyorlar bizim güzelim Samsun'umuz. Gerçekten spor şehri dört dörtlük değil bizim için. Yani çok zor imkanlar var burada. Yani bunu da burasının sporda güzel olmasını isterse bunu halk belirlemesi lazım. Ben buradan halka çok selam ve saygılarımı sunuyorum. Burada çok zor antrenmanlar yapıyoruz. Burada benim evimin yanında gerçekten benim arkadaşım, kardeşim var. Onun da salonu olmasa ben nerede çalışacağım diyorum. Ben Özkan'ı mecburiyetten çağırdım ben Samsun'a. Olimpiya Fitness salonu var. Bizim arkadaşımız, kardeşimiz sağ olsun her imkanları bize sunuyor. Furkan Temel iş adamı, onun abisi var Osman Temel, bize imkanları sunuyor. Ama gidiyoruz. Gerçekten burada Ankara'da daha rahat çalışabiliyoruz. Burada Antalya gibi değil Samsun'umuz. Keşke Antalya gibi olsa, bağrına bassa, siyasilerimiz pehlivanları bağrına bassa burada. Ne yazık, burada biraz soğuk bakılıyor. İnşallah düzelir diyorum. Çok aklımda vardı ama unuttum sizinle konuştuktan sonra. İnşallah. Bir de şeyi söyleyeyim size, soru geldi de Nevzat Bey, siz program yapıyorsunuz ya, şöyle soru cevap, Pehlivan mesela Magazin. ben, evet, Pehlivan Magazin, ben şurada şunu söyleyeyim. Ben bir insanı kesinlikle Face'ten olsun, şeyden olsun yorum yapmam. Sadece selam yollarım, tebrik ederim. Şimdi bana diyorlar ki böyle böyle ya encimli baş pehlivan falan. Şimdi dost nasıl olur biliyor musun Nevzat Bey? Şunu söyleyeyim. Dostluk yolculukta, alışverişte, bak alışverişte makam mevki ver. Gerçek dostunu öyle denetle demişler. Benimle hiç alışveriş yapmamış, dostluk yapmamış. Ondan sonra hiç tanımamış. Beni ekibimdeki arkadaşlarıma sorun. Ve alışveriş yaptığım arkadaşlarıma sorun. Komşularıma sorun. Yani çoğu böyle diyor da yani helal helal parayı severim abi. Haramı hiç sevmem. Onun için de benim yanlışımı kimse bulamaz. Yani önce Allah yani bunu söyleyeyim dedim. O soru gelmişti ya size. O arkadaş Evet. sormuştu ya. Ustam, Yani. Pehlivan Magazin'de inşallah ikinizle de yapacağız. Hafıza güreşinde de sizi karşı karşıya getireceğiz inşallah. Orada İnşallah. mutlaka sizin karşı cevaplarınızı da alacağız. O soru zaten tutumluluk üzerine bir soruydu. Tutumlu görmüşler demek ustam seni. O da bir Ya övgüdür bize göre. Bu arada yine selamlarını gönderenler var ustam. Özür diliyorum. Hemen onların isimlerini de söyleyeyim. Betül Ceviz iyi yayınlar demiş. Enes Yüksel, Almanya'dan İbrahim Özer, Doğan Ciner Ahmetoğlu, Orhan Kenan, yine Uğur Gürbüz, sizlere çok selamlar söylemişler ustam. Siz olunca konuklar yorumlar coştu. Buyur ustam, yine söz sende. yok, bizi izleyenlere şunu söyleyeyim yani önümüzde 3 gün sonra bayramı teşvik edeceğiz. Tabii ki buruk bu bayram olacak. Bayram namazı olmayacak. Hepsinin bayramını tebrik ediyorum. Müslüman aleminin, bizi izleyenlerin, ülkemizin, Samsun'un hepsinin bayram mübarek olsun. Gerçekten nasıl geçti vakit anlamadım. Evet, Güzel bir 45 yayın dakika oldu. olmuştu. Evet, güzel bir yayın olmuştur inşallah. Çok konuşulacak şey var. Bu güreş yönünden biz konuşmazsak geriden gelen çıraklarımız, kardeşlerimiz nasıl rahat edecekler? Beni de biliyorlar, çok itiraz ediyorsun sahada falan, böyle yorumlar alıyorum da hakkımızı arıyoruz. Yani dönsünler baksana 2003'teki yarı finalde Aydın Polatçı'nın maçına, o maçı vermeyen hakemler nasıl ben hakemin baş pehlivan, baş pehlivanım, sporcuyum diyebiliyorlar. Nasıl yani yani orada benim yani bir yılımı orada nasıl heba ettiklerini, tabii ölenler de oldu. Ölenleri de öbür dünyada güreşeceğim onlarla inşallah. Ölenlerde de güreşeceğiz onlar. Bırakmayacağız. Yani orada hakkımızı yiyenlerin ben
yaşantılarını takip ediyorum. Gerçekten Allah bu dünyada da veriyor. Yani ben hakkımı helal etmiyorum. 2003 yılında yarı final maçımda Aydın Polatçı maçını izlesinler. Şaban Yılmaz'a hakemler ta oradan başlıyor. 2003'ten başlıyor hakemlerle nasıl mücadele ettiğimizi. Ve inşallah yeğenimiz o kısmeti giyip paçaları bağlayıp biz 2-3 yıl sonra sahalarda yokuz. Aslanlar gibi bir mümin gibi peşinde duracağım. Bana yapılanları inşallah yeğenime yapmazlar. Tabii ki işini dört dörtlük yapan hakemlerimiz de var. Onları da yabana atmamak lazım. Ama çok az, çok az. Dörtte üçü yapmıyor, dörtte biri yapıyor derim yani. Allah razı olsun sizden. Ustam, bayramdan sonra yine sizle Pehlivan Magazin yapalım. Yine mikrofonu uzatalım. Bu yayını burada kapatalım. İstersen Özkan sen de bir veda et izleyicilerimize. Evet. Abi, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Hepsine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ve önümüz bayram. Hepsini şimdiden Ramazan bayramını kutluyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Biz de herkesin önümüzdeki Ramazan bayramını kutluyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Kapatıyoruz burada. En yakın zamanda başpehlivanlarımızı tekrar diğer programlarımızda yayına alacağız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın abi. Hoşça kalın. Hoşça kalın.